Hepiniz selamlar arkadaşlar. Bugün Cities Skylines'in 28. bölümüyle karşınızdayım. En son videoyu çekerken hani en son bitirmeden önce bir bakınıyordum etrafa. Hani ne oluyor ne bitiyor diye. Şöyle bir başlatalım. Bir baktım ki bayağı bir param vardı aslında altta gözükmüş olan. Buradan direkt bir su baskını gördüm. Yani bildiğiniz su yükselmiş, bayağı bir yükselmiş. Görmüş olduğunuz yeri bu tarafları su bastı, bir sel baskını şey yaptım ve burayla uğraşmak zorunda kaldım mecburiyetten. Mecbur bir şekilde burayla uğraşmak zorunda kaldım. Bir saniye, elektrik gitmiyor. Ay ben niye durdurdum bunu? Elektriğini verelim. Aa, oradan da oraya veremedik. Ne oluyor lan? Bir saniye. Enerji veremiyorum. Enerji verebileceğim bir yer yok. Aha oradan da veremiyoruz. Dur. Enerjiyi şuradan getireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Birazcık ekonomimizi tine edeceğiz ama bu enerjiyi getirene kadar. Tamam şöyle bir bakalım enerji geldi mi? Enerji geldi ama bazı bölgelerden geçemedi. Geçen bölümde metromuzu kurmuştuk. Güzel bir şekilde metromuzu kurduk. Yani sel baskını oldu burada. Bayağı bir uğraştım sel baskınını duvarlarla düzeltmek için. Yani şurada sanayimin bir kısmı kayboldu. Zaten yok oldu. Yollardan da sel bellidir. Yani yollarım da kayboldu. Görmüş olduğunuz gibi yolların yarısından çoğu yok. Her şeyi batırdı. Sel baskını beni benden aldı. Sel baskını önlemek için hemen duvarlar çektim. Sel baskını duvarları çekmeye başladım. Yine mi elektrik sıkıntı var ya? Bu ne elektrik sıkıntısıymış bacım. Abim. Ya abim. Buralara niye elektrik gidiyor ya? Ben tellerden kurtulmaya çalışıyorum. Teller tekrar başımın belası oluyor. Vallahi billahi iyiymiş ha. Yani şu şekilde bir sel baskın duvarları hazırladım. Hani yine de güvende değilim. Çünkü bazı yerlerin sel baskın duvarlarını yükseltemedim. Mesela bu yaygın olan bir otobanın bir yeri. Durdurmadan oynadığım için ve durdurmadan hareketli ettirdiğim için bu işlevi aslında bazen durdurmama gerek duyuyorum. Çünkü buralara su basması demek. Yani otobanın kapanması demek. Ve de şurada görmüş olduğunuz gibi koca otobanın da kapanmış olması demek. Şöylece ileriye kadar su baskını yerleri yaptım. İyi bir şekilde kapattım. Zaten buradaki makinalarım suyun altında çalışmaya başladı. Biliyorsunuz ki suyun altında çalışıyor bir süredir. Aslında şuradan bir tane makineyi aktif edebilir miyim? Şimdi bir tane makineyi çalıştıralım. Birazcık devir arttırsın. Sonra acaba şuradan da bir tane su açalım. Suyumuz temiz en azından. Suyumuz temiz. Suyumuzda bir sıkıntı yok. Ama suyun geliş yönünde bir sıkıntım var. Ben anlayamadım. Mesela şurası da çok feci bir şekilde suyu artmaya başladı. Hani neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama su artışı var. Sürekli bir su artışı var. Bir sel baskını. Bayağı bir sel baskını yiyorum yani. Görmüş olduğunuz gibi buranın suyu da çok fazla bir şekilde arttı. Yani buraya da yakın bir zamanda hemen belki de bu bölümde basarsa ki bir hemen şey yapabilirim. Tel duvarı yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi yani şurası kayıyor bildiğiniz. Toprak kaymaları da başladı. Ya bazı yerlerden kurtarmaya çalışıyorum ama bazı yerlerde kurtaramıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası da aslında ilk çektiğimde bayağı yüksekti köprü. Sonradan köprü bu şekilde geldi. Niyeyse. Yani normalde bu şekildeydi. Fazla bu kadar dibe yakın değildi. Eskiden su bulamazdık. Şimdi sudan geçilmiyor etraf. Acaba ben pompa attım diye mi diyeceğim ama öyle bir alaka yoktur. Çünkü pompayı atmadan önce de burası vardı. Ve de su normal bir şekilde ilerliyordu. Sel baskını yemeye başladık. Yani yavaş yavaş sel baskını yiyoruz. Şimdi sel baskını lafa uğraşmayalım. 90 bin zaten gördük. Bir şu metro hattını bir çalıştırmaya başlayalım. Metro hattına güzel bir şekilde hani bir işleve bir başlayalım.
Metro hattının güzel bir hatlarını kuralım. Metro hattını hemen kurmaya başlayalım. Mesela burada başlasın hattımız. Buraya gelsin. Oradan buraya gelsin. Oradan buraya gelsin. Yol alsın buraya gelsin. Buraya gelebilecek pozisyonda mı? Gelebiliyor. Gelsin. Ondan sonra bu dolansın aynı yerden hattı bozmadan geri şöyle hattı dolandırsın. Aynı hat üzerinden yapıyorum. Oradan da şuraya gelsin hattımız. Burada bir seçenek var. İki tane bölgeye de gidebiliyoruz. Gidelim bu tarafa gelsin. Buraya gelsin. Ve sonrasında tekrardan bu tarafa dönüş yapsın. Aynı metro. Ve de buradaki hattı tamamlasın. Oradaki hat burayı tamamlasın. Bayağı bir uzun bir hat yapıyorum. Buradan buraya gelsin. Ve de oradan da buraya gelsin. Yani şuraya da bir hattımız gelsin. Buradan da devam etsin. Hattın sonu yokmuş gibi davranıyoruz ama bir hattımız gelsin burada tamamlasın. Aslında hattı şöyle tamamlamasını daha çok isterdim ama bakalım. Bayağı insanımız mutlu oldu. Bayağı insanımız mutlu olmadı. 2000-2000 eksime var. Bir saniye bir sıkıntı var. Elektrikte mi, suda mı sıkıntımız var? Neyde sıkıntımız var? Su da sıkıntımız yok. Pompaları açmıştık zaten. Sel baskını mı yedik yoksa ya? Yani su gittikçe yükseliyor. Suyu ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Yani sel baskın duvarı yapacağım galiba. Neyse şu anda gider de 90 bini yine devireceğiz. Bunu hallettiğimize göre diğer şekilde hani bir tane metroyu aslında takip etmek istiyorum ben. Nerede metro bulabilirsem tabii. Direnmiş. Ve hattımızın başlangıcı neresiydi? Burasıydı. Bir tane metro buradan çıkar diye düşünüyorum. Yok mu bir tane metro? Ha. Dur. Bir tane durduracağım. Metroyu takip etmem lazım. Metromuz buradan gidiyor. Keşke dışarıya yapsaydım, o zaman daha güzel olurdu ama. Durdun. Böyle devam ediyor. Tüh, bıraktık. İşte hattın inceliklerinde de hattın içine bakmamız lazım. Hatları görebileceğimiz seçenek burada. Bir tane otobüs çalıştırıyorum. Küçük otobüsler olduğu için bir sıkıntı yok. 17 tane hattımız varmış. 17 tane aracımız varmış. Sadece gündüzleri çalış diyelim. Çünkü bu bizim paramızı ayarlayan bir unsur olduğu için. Tren hattımız yok. Bir de tren yolculuğu yok. Bunlara da gündüz çalışın emrini verelim. Gece gündüz çalışmasınlar. Gece gündüz ne gerek var? Gece millet yatıyor. Şimdi gece gündüz olayını ayarlamadığım için sıkıntı yok. Bir tane hattımız bulunmakta. 22 tane yolcusu bulunmakta şu anda. Ve şu anda bu kadar da hatta gemisi bulunmakta. Şeyi bulunmakta, aracı bulunmakta ama araç sayısını azaltıyorum ben. Çünkü uygun bir pozisyona gelmesi lazım. 215 tane genel varmış aslında. Hatta kaç tane olsun? 5 tane olsa bir tanesi kaç taşıyor? Ben şöyle bir şey yapalım. Hatta 5 tane olsa yeterli şu anlık. 5 tane, 5 tanesi yeterli. Bayağı bir götürür. 5 tane metro ile burası ilerler. Fazla yapmaya gerek yok. Otobüse hiçbir şekilde bakmadım aslında. Otobüsün de bir hattına bakmak istiyorum. Otobüste ne kadar bir hattaki şey var. Ona da bir bakalım. 10 tane otobüs çalıştırıyormuşuz. 114 tane vesaire gelen var. Diğer ikinci bir hattımız var. Aslında hatları bir düzenleyelim. 510 yazalım şuna. 510 canım. İlla enterla diyor. 511 yazalım bana da.
Tabii şöyle bir renk değiştirelim. Şimdi 47 tane yolcusu var. Şu kadar yolcusu var. Bu hattımıza da bir bakalım. Buradaymış hattımız. Oho, hatta 19 tane mi yer var? Dur. 19 tane olmaz. Diğerinde 10 taneydi. Bunda 19 tane diyor. Buraya 3 tanesi yeterli. Yeter de artar. Zaten fazla bir kullanım yok. 3 tane de değil, aslında bir tane bile yeter. Bir tane yeterli. 11 tane yolcu için. Ne bileyim, o kadar fazla hattın içerisine gerek yok. Aslında şimdi direkt ben diğer hani toplu taşımaya geçebiliriz. Ya sen de bir kardeşim, bir sal beni lan. Otobüslere bir daha geçebilirim. Otobüslere de nasıl geçeriz? Otobüs hattını şuraya koyalım. Bir tane otobüs buradan gelsin. Hattıyla beraber. Şu içeriği bir dolanalım. Hattıyla beraber. Bu taraflar biraz ıssız bir bölge. Ve buraya genellikle şuradan eleman gelip gidecek, doğru mudur? Buraya bir durak ekleyelim. O nasıl bir dolanma şekli lan? Anladım abi. Şuraya bir durak ekleyelim. Dolansın gelsin. Sonra gelsin hattı tamamlasın. Bayağı uzun bir hattı yaptık ama şuranın yolculuğunu çeker diye düşünüyorum. Şuradaki elemanları buraya getirecek. Diğer şekilde diğer taraflarda yapabiliriz. Maden ocaklarının olduğu tarafa da küçük bir tane hat koyabilirim aslında. Mesela şurada hat başlasın. Millet yürümesin. Şurada hat devam etsin. Şurada hattı geri tamamlasın. Millet sadece 2 metreliğine bir hat değeri kullansın. Devamında başka bir şey istemiyorum. Şöyle bir hattın düzenlemelerine geçelim. Şuna 512 yazalım. Bir düzenler miyiz kardeşim? Allah'ım yarabbim, tutmuyor da. 512 diyelim. Enterlayalım. Şuna da 513 diyelim. Enterlayalım. Bir hat şeylerine bir bakmamız lazım. Öncelik bir rengini değiştirelim. Buna kırmızı diyelim. Ya yani pembiş oldu ama. Şuna da yeşil yapalım. Hat değerlerine bir bakalım. Kaç, 23 tane arası çıkartmış. 3 değil kardeşim. Şuraya topu topu 3 tane arası yeterli. Ya da 2 tane arası yeterli. 2 tane arası şuraya yeterli. Yeter, artar bile. 2 tane arası yettiği için de pek bir şey yapmayalım. Buraya enterlamadık galiba. 2 tane araç olmadı. 2 tane araç oldu. Ya topu topu kaç tane müşterisi olacak? 9 tane müşterisi var ilk giden arabanın. Fazla bir müşterisi yok. Ya bunu zamanla açabiliriz kendimiz. Hattımıza geri dönelim. Şuradaki hatta bir bakalım. Kaç tane müşterim var canım? 6 tane araba göndermiş. Gerek yok abi. Bir tane araba yeterli. Bir tane yeterli abi. Bir tane müşterisi var zaten. O da burada bekliyormuş zaten. Yani gerek yok. Çok fazla içeriği koyup da çok fazla bunaltmaya gerek yok. Aslında daha çok hat eklenebilir, daha çok yer yapılabilir. Ama bilemiyorum. Eklesem mi, eklemesem mi? İşte şu tren yolları tıkanmış durumda. Şu da bir de şurada yıkılmış binalarımız varmış. Onları bir temizleyelim. Yıkılmış binalar temizledik. Şey mi var? Ölü yeri dolmuş. Boş, pardon, boşalmış. Orayı bir halledelim. Şu an çok kaliteli bir şekilde devam ettik. Hani iyi bir şekilde devam ettik. Metromuz vesairemiz de iyi bir şekilde çalışırsa hiçbir şekilde bir sıkıntı kalmayacağını sanıyorum. Düşünüyorum yani. Yine de bir kontrolle sağlayalım. Elektrikte sıkıntı yaşanmayacak. Elektriğe artık bakıp durmayayım. Atık suda biraz sıkıntımız var. Atık suyun son makinesini de bir çalıştıralım. Biz paradan giyesin. Artık paraya bineceğiz.
Bir de su lazımmış. Artık su yerinden de bir tane makine çalıştıralım. Suyumuzdan da bir sıkıntı olmasın. Çöpümüze bakalım. Yakma yerinin durumu biraz kötüymüş. Yakma yerinin durumunu biraz arttıralım. Yakma yerimiz nerede var? Burada var. Hemen arttıralım. Bir tık, bir tık. Hepsine bir tık, bir tık dokunuyoruz. Yeterli olduğunu. Bir çöp yerlerini şöyle bir dolanalım. Burada ne var? Polis sıkıntısı var. Doğru, polis. Anladım abi. Buraya bir karakol koyalım o zaman. İnşallah su vardır burada. Var. Sıkıntı yok. Polisimiz oraya gider, hemen kontrolünü sağlar. Şuraya bir bakalım. Dışarı taşıyacaktım değil mi? Doğru. Dışarı taşınacaktı bunlar. Sen daha boşalıyorsun. Boşalana kadar yıllar geçer. Diğer çöpler doldu lan sen boşalana kadar. Çöpte bir sıkıntımız yok. Onun için çöpe pek odaklanmak istemiyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi şuranın çöpünü alan bir yer var. Burada da nüfus artışı sağlanıyor hala. Metronun karşısına ev isteyenler bence olur diye düşünüyorum. Yani şurada bir atılım yapsak 100 bini daha kolay bir şekilde hallederim gibisinden. Buraya iki tane daha kare yapmak istiyorum. Ve de buraya iki tane büyük bina daha kurmak istiyorum. İki büyük bina yerleri kurmak istiyorum. Bakalım nasiptir. Belki kurulurlar, belki kurulmazlar. Orası bilemiyorum artık da. Kurulacaklarına eminim. Şöyle bir su hattını da birazcık daha yöneltelim. Sonra kurulduklarını göremem möremem. Su vermek zorunda bırakmasın beni. Şöyle şurayı da. Artık istediğimiz kadar aslında bina kurabilirim. Çünkü elektrik gibi bir sıkıntım yok. Elektrikle alakalı bir sıkıntım yok. Bir şeyim yok. Hemen bir bakalım. Şöyle sıkıntısı olan bir yer var mı ya da sıkıntı içerisinde olan bir yerimiz var mı? Bu ne, polis sıkıntısı var. Allah Allah ya. Bunları dışarı çıkarttım. Çıkarttığım için hepsi polis sıkıntısı var demeye başladı. İlginç bir şekilde polis yok mu oğlum bu bölgede? Yokmuş, bir de polis de yokmuş o bölgede. Yani koca sanayide polis yokmuş. İlginç. Şunları da zaten dışarı aldıktan sonra şu yolları daha da düzgün bir şekilde getireceğim. Ya şu yol çok biçimsiz oldu ama çok büyük de olması bir yandan da tatlı duruyor. Aslında şuradan gelen sayısı az mı? Yok, kamyon geliyormuş hep. Yani mal getiren yerler olduğu için fazla da bir dokunmamak lazım oralara. Ya şuradaki yer de çok efsane bir şekilde gelişti. Bayağı hoşuma da gitti benim. Burada bir sıkıntımız var mı? Şu an bir sıkıntımız yok aslında. Düzgün bir şekilde devam ediyor her yer. Yani şu yol bile açıksa gerisi boş teferruat demektir. Mesela doluyor, hemen ışık açıldığı gibi devam ediyorlar. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Fazla bir, yani gelen giden sayısı yok. Araba da güzel uçuyormuş ha. Şu an metromuzda çalıştı. Metromuz da iyi şekilde çalışıyordur inşallah. Hattı dolanıyordur. Her yerde metro şeyleri var. Güzel bak, metroda bak 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 gelen giden sayıları var. Şu eşsiz binalarda metro kurunca alışveriş merkezi veriyordu bize. Alışveriş merkezini bir almak istiyorum. Şuraya kuracağımız şey olduğu için şuraya bir alışveriş merkezini, ileri bir yeri kurmak istiyorum. Böylece bir yeri kurmak istiyorum. Çünkü aşırı bir ses yapıyor alışveriş merkezim. Alışveriş merkezini bir kuralım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sesi görüyorsunuz zaten. Öküz gibi bir sesi var. Hipermarket de karşısına kuracağım. Yiyeyim çok fazla. Anladım abim. Hipermarketi de yanına kuruyorum. Güzel şekilde bunlar çalışmaya başlasınlar. Ekonomiye katkı sağlasınlar. Yani hepsini de yapmış olduk. Buradakilerden bir şey var mı?
merkezini yapamıyorum. Hidron çarpıştırsın yapamıyorum. Bunların koşulları vesaireler olduğu için biraz bekletiyor beni. Elektrik mi? Anladım abi. Anladım abi. Elektriğini verelim, çalışmaya başlasın. Burası aktifleştiği anda zaten daha çok insan çekmeye başlayacak. Tabii de. Oğlum cidden burası çok yamukmuş lan. Hulu hulu. Mercari de bir süpermarket. Sen neymişsin? Zenator. Zentrum. Yakisoba. Yakisoba mı? Yemek yeri mi? Gitti. Paradiso. Yani çakma çakma reklamlar. Güzel güzel. Yapmışlar. Nüfusumuz 95K'yı görmüş. Güzel olmuş. Şey dışında burada sel baskını olduktan sonra ben bir de bu tarafa gelmiştim. Görmüş olduğunuz yerleri yeşillendirdim. Havalimanı olsun, aşağı taraflar olsun, şuralar olsun. Ben bir yeşillendirdim. Ufak da olsa bir yeşillik çalışması yaptım. Peyzaj çalışması yaptım. Şimdi bize lazım olan ne var? İnsanlarımız bir şey istemiyor. Şu an ekonomimiz çıldırmış durumda. Güzel bir şekilde artıyor. Ve bunlar da hala yakıyor. Dükkan yakıyor. Ah yavrum ah. Dükkan yakmadan bir de. Hala mı çöp sıkıntınız var? Mübarek neymişsiniz daha? Nerede var abi çöp sıkıntısı? Orada. Gittim gördüm çöp sıkıntısını. Yerinde kurdum diyecektim. Kuramadık. Dur bir saniye. Hemen buraya bir tane arazi yolu çıksa. Aslında kirlilik şu anda beni pek bir etkilemiyor ama. Yani çöp yeri kurmak ya da kurmamak. İşte tek mesele bu. Böyle iki tane kuralım çöp yeri. Bunlar buranın çöplerinin hepsini temizlesinler. Güzel güzel temizlesin. Tek yön değildir inşallah burası. Yok değilmiş. Güzel. Yani çöpler temizlensin. Milletin bir sıkıntısı kalmasın. Var mı bir sıkıntımız abi? Var mı abim bir sıkıntımız? Bak, dillop gibi yer çalışıyor. Var mı bir sıkıntımız? Var mı şehirde bir sıkıntımız? Yok. Var mı burada bir sıkıntımız? Üf, değerleri artıyor hepsinin. Güzel güzel binalarını kuruyorlar. Şuraya koymuş olduğum alana ne oldu? Oo, metro geldi zaten. Millet çıldırdı. Hipermarketi, süpermarketi de geldi. Onlar da bayağı bir etmen sağladı. Burada neyimiz varmış? Abi su çok fazla yükseliyor. Bu ne abi la? Abi burası su basacak şimdi birazdan. Yani şurayı izlemeye devam etsem su basacak burasına. Yok abi buraya ben peyzajda çalışmıştım ama etrafına birazcık. Peyzajlar da boşuna gidecek. Yani bayağı bir yapıda yer değiştirecek. Su basmaz inşallah diye düşünüyorum. Yani yine de önlem almaya başlayalım. Şurayı bir önlemini alayım. Karşı tarafın önlemini nasıl alırım hiçbir fikrim yok. Çünkü o kadar metro var vesaire var. Hatlar yeri değişecek, hatlar çıkartılacak, teller başka yerlere alınacak. Bir ton iş var yani öbür tarafta. Yine de ben şuranın korumasını alayım. Bir su duvarı yapmaya çalışayım. Hem siz de görün su duvarı nasıl yapılmış. Duvarı alalım, bir yapalım yavaş yavaş. Yani başka türlü olmayacak. Burası yoksa su basacak. Aslında çok da çirkin duruyor su duvarı. Hiç güzel durmuyor. Yapacak bir şey de yok. Şuraya kadar su duvarını bir çekelim. Şu köprüyü yükseltmem lazım. Yıkıp yükselteceğim. Onun için oraya sonradan gelebilirim. Ya şuna baksana mecbur şunu koyduktan sonra şuraları komple yıkmam lazım. Böyle şu yaptığım peyzajların hepsi gidecek. Yani şu duvarın boyutunu bile aşan bir su var. Acaba diyorum ki pompa atıp buları indirsem mi?
Mantıklı bir seçenek olabilir. Ama kısa vadede. Ne bileyim, sel duvarını da buraya koymak da istemiyorum. Çok saçma bir duvar aslında. Ya suya baksana abi, hayvan gibi su geliyor. Mübarek, bu nasıl bir su? Ya şurası zaten su bastı basacak. Yani geldi gelecek, gitti gidecek şekline gelmiş. Şunu biz atıp yatmak zaten kapalıydı. Şunu biz bir taşıyalım. Burada kalsın. Ya üzülmeyin kardeşim, yani kapalı makinalar. Tamam lan, al lan, sanayiye götürüyorum ya. Sanayi burası mıydı lan? Al abim, al. Al, sanayiye koydum bunu ya. Al ya. Al, siz de çöp sıkıntısı çekmezsiniz artık. Yanında çöp makinesi koydum. Lan. Oh, elektrik Allah'tan ulaşabiliyormuş başka yerden, yoksa elektrik kesildi sandım ben bir anda. Of, nereden geçiyormuş elektrik? Buradan geçiyormuş. Allah'tan elektrik geçiyormuş. Bir anda çöküşe doğru giderdim. Şunu bir açalım. Şurayı kıracağız mecbur. Kıralım şunu. Aa, oranın yolunu da kırmış olduk. Buna çift yol zaten. Bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Abi sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen nasıl bir eğim manyağısın ya. Şöyle bir eğim yoktu da diğer şekilde mi eğim vardı? Neyse, şu anda birazcık oynadık. Hattı değiştirdik ama suyun derecesi hala yüksek. Ya su baskını yakındır. Yani hadi şey yapabilirim. Bu tarafı halledebilirim de. Abi bu taraf imkansız. Bu taraf imkansız abi. Yani şuna baksana. Bildiğin rıhtım koydum. Rıhtım gerçekten rıhtım oldu. Yani su ayağınızı aşağı atsanız ayağınıza gelecek seviyeye gelmiş oldu. Buraya basar mı? Fikrim yok ama basmaz diye düşünüyorum. Şunu alsam şimdi mutsuz olacaklar. Ama mecbur almak zorundayım. Başka yere taşımak zorundayım. Yani mutlu olsunlar, öyle mutlu olsunlar. Şuranın da köprü şeyini hemen ayaklarını yükseltmem lazım. Elektrik hattını daha demin kopardım sandığım yer, kopartmışım cidden. Koparttığımız yeri gerisi yapalım. Aa, oranın elektriğini bağlamamış mıydım ben? Ve ne olur ne olmaz biz buraya bir tane elektrik yeri yapalım. Şöyle hattı yükseltelim. Yüksek bir hatla elektrik verelim karşı tarafa. Şöyle elektriğimizi verelim. Ne olur ne olmaz. Yıkılır mı kalır, bir şey olur. Şimdi şuranın da yolunu arttırmamız lazım. Bu kadar eğimli yolu gerek yokmuş. Ama yapmışız. Şuranın otobanın yolu da değişmesi lazım. Neyse, şu anlık biraz beklesin. Hani her anda su basacak değil ya. Bir anda geldim gelir ama o alta değmeye başlamış. Yok. Yok 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 yok. Buranın hemen yolunu değiştiriyoruz. Bu tek şerit miydi? Çift şerit yol. Şundan galiba, aynen. Buradan alacağım. Direkt yükseltip karşı tarafa vereceğim. Şöyle bir kıralım. Buradan değil. Buradan. Yani mecbur bu şekilde vereceğiz. Başka yolu yok. Yani baksana. Bitirmiş lan, bitirmiş. Bildiğin hattın yerini bitirmiş. Köprüye basak alttan su basacak.
Feci bir şekilde yağmur yağıyor galiba yukarı tarafa. Oradaki su da direkt bana basıyor. 99K'yı da görmüş olduk şu anda. Yavaş yavaş emelimize de ulaşmış durumdayız. Şöyle hiçbir şekilde bir sıkıntımız yokken de 99-100K'mıza ulaşalım. Tatlı bir şekilde 100K'mızı görelim. İki buçuk milyon da paramız olmuş. Bayağı da güzel paramız var. Bayağı da şeyimiz var. İş yerlerimiz çalışıyor çok tatlı bir şekilde. Artık bunun saatten sonra 100K'yı gördükten sonra artık peyzajlara başlayacağız. Düzenlemelere başlayacağız. Hani ne nerede ne yapıyor şeklinde getireceğiz. Kurmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Uçak kurduk. Gemi kurduk. Tren kurduk. Metro kurduk. Otobüs duraklarını kurduk. Başka bakalım. Parklardan zaten hepsini kurduk. Eşsiz binaların sadece Eyfel Kulesi kalmış. Ne istiyormuş Eyfel Kulemiz? 30 metrekarelik sanayi bölgesi istiyormuş. 16 metrekare varmış bizde. Bunun dışında sinemamız varmış. Sinemamız gelmiş. Dur sinemamızı da hemen buraya kuralım. Millet eğlensin gelsin. Bunun dışında neymiş var? Katedralimiz varmış. Yani bu neymiş? Orta çağ inşa edilmek 100 yıldan fazla sürdü. Avrupa'nın en büyük katedrali. Katedral galiba bunların dini olarak bir yerisi miydi? Öyle bir şeydi galiba diye düşünüyorum. Ya da yanlış da biliyor olabilirim. Yanlış da aktarmak istemem. Yani şu an hepsini kurduk. Okulumuzu kurduk. Okulda hiçbir şekilde sıkıntımız yok. İlk okulumuza bakalım. 7000 tane öğrencimiz varmış. Bizim kapasitemiz 5400. Yeterli sayıda. Lisemiz 14.000 tane öğrencimiz varmış. Ayrıca 11.000 kapasitemiz varmış. Lisemizde idare edecek. Üniversitemiz 13.000 kapasitemiz var. Yani üniversiteye çok güzel bir atılım yaptık ve üniversiteyi görmek istedik. Yani şu kütüphaneyi de kurmasak mı kursak mı belli değil. Kurduğumuza pişman ettiler beni. Yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya Allah'tan şu kütüphaneyi kurduk. Elektrik zaten sıkıntımız yok. Zaten elektrik bölgelerini topladık. Burayı attık hepsini. Hatlar üzerinde sadece elektrik kullanıyoruz. Su bölgesinde sıkıntımız yok. Sadece su baskını ile ilgili sıkıntı var. Çöpte bir sıkıntımız yok. Yakma yerimiz biraz düşmüş olabilir. Eğitim yoktu sıkıntımız. Millet %87 oranında, 93 oranında, 95 oranında sadece ticari bölgeler hariç iyi durumdayız. Bunun dışında hasta vatandaşımız yok. Az bir hasta vatandaşımız. Ölenimiz mecbur var. Gömülü kapasitemiz bayağı yüksek. Ölmüş adamımız kapasitemiz bayağı yüksek. 6 tane çocuk hastamız varmış galiba. Başka da yok. Gençlerden de bayağı bir kimsemiz yok. Yani kimse yok şu anda. Bir hastadır vesairedir. Gürültüyle engelleme ile ilgili bir şey yapabiliriz. Bunun dışında bir sıkıntımız yok. Kirlilikle alakalı bir sıkıntımız yok. Sesle alakalı bir sıkıntımız var. O sesi düşüreceğim. Yangınla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama yangın bölgesi kendi yapmış olduğum peyzajla beraber yani bildiğiniz havalimanı yakında yanabilir. Ama yapacak bir şey yok. Suç oranımız %6. İthalatımıza bakalım. 5000. 6000 de ihracatımız var. Şu anlık iyiyiz. Ve bölgemiz değerli şekilde devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ilk kurulum alanımız yani bir tane daha kurmuş olduğum alan direkt değerlendi ve yükseldi. Ve bunun dışında başka da bir ihtiyacımız yok. Bölgelerimizden zaten o bölgeye bir yer vermedik. Bu bölgelerde bir şey vermedik. 100 bine ulaştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hani 100 bin ulaşmak istiyorum. 100 bine hepiniz de gördüğünüz şekilde hazırladık, devam ettik. Sistemsel şekilde ayarlamalarını yaptık. Ve 100 bini sonunda bulduk. Bu sayı gittikçe artar ve yükselerek gider. Hani devamını isterseniz çekebilirim. Ama bilmiyorum yani bu videolar izlenir mi, izlenmez mi? Hiçbir fikrim yok.
Yani benim bir yola başvurdum aslında. En azından kimse izlemese bile ben izlerim bu seriyi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyeyim. İzlerseniz de teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. It's all about humanity.